Merhaba sevgili astroloji severler. Temmuz ayı ile ilgili gökyüzü hareketlerini konuşacağız bugün. Evet gündemi e, gayet tempolu bir haziran ayını geride bıraktık. Temmuz ayı ise e, bizim daha keyifli, daha rahat geçireceğimiz bir ay olarak görünüyor. Her birimiz farklı konularda zorlandık, sınandık, e, oldukça yorulduk aslında haziran ayında. Temmuz ayında birazcık nefes alacağız. E, Temmuz ayının ilk 10 gününde kişisel gezegenler olarak adlandırdığımız Merkür, Venüs ve Mars'ın burç yerleşimleri sebebiyle ilk 10 gün hayatımızın daha böyle keyifli, kendimizi daha merkeze koymaya e, niyetlendiğimiz, biraz daha e, cesur, aktif olduğumuz dönemler olacak. İletişimle ilgili olan gezegen Merkür ilk 10 gün boyunca İkizler burcunda yol alacak. Merkür İkizler'deyken gerçekten iletişim e, oldukça hareketli ve aktif oluyor. Venüs ve Mars'a baktığımız zaman da bu iki gezegenimiz de Aslan burcunda ilk 10 gün boyunca. Venüs bizim sevgi dilimizi nasıl ifade ettiğimizi gösteren gezegen. Mars ise yaşam irademizi ortaya nasıl koyduğumuzu gösteriyor. Her iki gezegenin de Aslan burcunda olması aslında bu dönemde bizim daha çok kendimizi hayatta ortaya koyma halimiz. Keyfe, eğlenceye düşkünlük, cesaret, aşkın daha çok ön planda olma gibi durumlarını hayatımıza getiriyor. Aynı zamanda bu ilk 10 gün boyunca harcamalar konusunda da biraz bonkör davranabiliriz ve İlk 10 gün boyunca aslında aşk çoğumuzun ağırlıklı gündemi olacak diyebiliriz. Özellikle Temmuz'un ilk 10 günü içinde Dikkat etmemiz gereken günlere baktığımızda bir 4 Temmuzla karşılaşıyoruz en başta. Bu dönemde kendimizi e, kısıtlanmış, başkaları tarafından baskı altına alınmış hissedebiliriz. Otoriteyle biraz çatışma durumları söz konusu. Aynı şekilde biz de başkalarına bu e, tarihlerde baskıcı tutumlar sergileyebiliriz. Buna dikkat etmekte fayda var. Ve bu 1 4 Temmuz tarihleri kazalara ve doğal afetlere karşı e, açık bir gökyüzü konumunu bize işaret ediyor. 5 Temmuz'a geldiğimizde 5 Temmuz ise yaratıcı faaliyetlerle uğraşmak, böyle hoş sürprizler yapmak, belki bize hoş sürprizlerin yapılması anlamında olumlu bir tarih 5 Temmuz ve 6-8 Temmuz'a geldiğimizde de bu dönemde biraz daha dikkatimiz dağınık olabilir, dalgınlıklarımız olabilir, yanılgıları biraz daha açık bir dönem 6-8 Temmuz'a baktığımızda. ikili ilişkilerde çok ani tepkiler vermemeye dikkat etmek gerekiyor ve yatırım konularında da 6 8 temmuz arasında çok riskli kararlar almamak önemli olabilir. Temmuz'un ikinci 10 gününü incelediğimizde 10 temmuzla başlayan süreç yeni ay var. Biliyoruz ki her ayın içinde bir yeni ay, bir de dolunay Yaşıyoruz. Temmuz ayının yeni ayı yengeç burcunda olacak ve 10 Temmuz'da gerçekleşecek. Bu yeni ay daha çok bizim e, ailemizle kendimizi güvenli hissettiğimiz e, alanlarda ne bizim için daha değerli, bunu sorguladığımız, e, bunu fark ettiğimiz bir yeni ay olacak. Yeni ay bir takım olumsuzlukları da e, beraberinde getirebilir bize, ama bu olumsuzluklar daha ziyade Bizim için neyin daha kıymetli olduğunu görmemiz açısından bir farkındalık yaratmak için karşımıza çıkacak olaylar olacaktır. Aynı zamanda maddi konularda bir takım girişimlerde bulunabileceğimiz bir yeni ay bu alanda da bizi destekliyor. Ve e, gizli bazı konuların da gün yüzüne çıkıp e, konuşulmayan şeylerin konuşulmaya başladığı bir yeni ay olacak 10 Temmuz yeni ayı. Peki kimler daha çok etkilenecek bu yengeç yeni ayından? Yükselen burcu ıı, koç. Yengeç, Terazi ve Oğlak olanlar fazla etkilenecekler. Aynı zamanda 4-10 Nisan doğumlu Koç burcu olan kişiler, 7-13 Temmuz arasında doğmuş Yengeç burcu olanlar, 8-14 Ekim arasında doğmuş olan Terazi burçları ve 5-11 Ocak arasında doğmuş Oğlak burçları bu yeni aydan daha yoğun etki alıyor olacaklar. Yeni ayın hemen akabinde 11 Temmuz'da iletişim gezegenimiz Merkür İkizler burcundan Yengeç burcuna geçecek. Böylelikle Merkür'ün bu geçişi bize aslında gökyüzündeki su elementinin hakimiyetinin arttığını gösteriyor. Bu da duygusallığın biraz daha öne çıktığı, ağır bastığı günleri yaşatacak bize. Merkür Yengeç burcundayken başkalarına karşı empati kurmak bizim için daha öncelikli durum haline geliyor. Kendi duygularımıza biraz daha odaklı oluyoruz. Karar verirken duygusal olarak da e, zihnimiz işlediği için mantıkla duygusallık birazcık e, çarpışabilir bu dönemde ve belki objektif olmakta zorlanabiliriz Merkür'ün yengeç seyrinde. Bu ikinci 10 günlük kısma baktığımız zaman Temmuz'da e, yengeç yeni ayının ve Merkür'ün yengeç burcuna geçişinin etkin olduğunu görüyoruz. Venüs ve Mars zaten Aslan burcunda ilerlemeye devam ediyorlar. Bu bize nasıl bir yapı getiriyor? Aslında duygusal düşünmeye çalışıyoruz ama bir taraftan da hayat sahnesinde ön planda olmak isteğimiz var. Bu iki duygu biraz çarpışabilir. Onaylanma ihtiyacı daha yoğunlaşabilir. Başkalarından alacağımız onay ihtiyacı bizi daha çok besleyebilir. Ve gurur meselesi yapmak, hani onaylanmadığımız noktada gurur konularını biraz abartmak söz konusu olabilir. Temmuz'un ikinci 10 günlük diliminde. Peki önemli olan tarihler nelerdir? Onlara bakacak olursak da 12-15 Temmuz tarihlerinde düşüncelerimiz daha böyle geniş bakış açılı olabilir. Daha kendimizi rahatlıkla ifade etmemiz söz konusu olabilir bu tarihlerde. Sadece 13 Temmuz'da Venüs ve Mars'ın kavuşumu var. Bu dönemde ikili ilişkilerde abartılı hallere biraz dikkat etmekte fayda var. 16-18 Temmuz'a baktığımız zaman da yine ikili ilişkilerde birazcık böyle inatlaşma, baskınla e, olmaya çalışma dürtüleri olabilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Aynı zamanda bu tarihler içinde yine harcamalara dikkat etmek önemli. Cömertliğin dozunu kaçırmamaya gayret edilmeli ve Temmuz'un son 10 günlük dilimine baktığımız zaman, Burada etkin olan olay da gökyüzündeki kova dolunayı ve Venüsün aslan burcundan başak burcuna geçişi olacak. Temmuzun son 10 gününde etkin enerji bunlar. Venüs aslan burcundan başak burcuna 22 Temmuz'da geçiyor. Böylelikle biz sevgi dilimizi o aslanın coşkun ifadesinden biraz daha mantıklı olma haline doğru döndürüyor olacağız. Bu dönemde fayda sağlamak ya da fayda almak konuları ilişkilerde daha öncelikli konu olabilir. Eleştirel tutumlar, daha böyle e, mükemmeliyetçi yaklaşımlar, detaylara önem vermek ilişkilerde ön plana çıktığı için biraz daha sevgi ifadesinde zorlanma yaşanabilir bu son 10 günlük dönemde. Ve 24 Temmuz'da Kova Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Etkilerini 2 gün önceden 22 Temmuz itibariyle hissetmeye başlayacağımız bir dolunay bu dolunay. Ana teması da şu olacak. İşbirliği içinde olmamız gereken alanlarda egomuzu çok fazla ön plana çıkardıysak eğer bu dengeyi e, sağlama yönünde bir takım olaylarla karşılaşacağız. Yani bizde bu dolunay aslında işbirliği yaparken sen ben dengesine dikkat et, Egonu e, dengede tut diyor. Kendimizi değerli hissetmek adına e, bazı abartılı davranışlarımız olabilir. İşte bunlar e, daha çok önümüze gelecektir. Ben bilirim tavrından biraz daha uzaklaşmaya e, yönelten olaylarla karşılaşacağız. Aynı zamanda bu dolunayda yarım kalmış ya da bilinçaltımızda bizi rahatsız eden bir takım konularla da yüzleşmek söz konusu. Hani bu alanları... Bu süreç içinde şifalandırmak mümkün. Daha çok e, sabit burçlar etki altında olacaklar. Kova burcundaki e, dolunaydan tabii ki yükselen burcu kova, aslan, boğa ve akrep olanlar ve aynı zamanda 20-23 Ocak e, arasında doğan Kovalar, 23-26 Temmuz arasında doğan Aslanlar, 20-23 e, Nisan tarihlerinde doğan e, boğa burçlarıyla 24-27 Ekim arasında doğan akrep burçları bu dönemden daha yoğun etki alacaklar. Temmuz ayının sonuna geldiğimiz zaman dikkat etmemiz gereken bir günde 29 Temmuz. 29 Temmuz'da Detaylar konusunda çok fazla abartıya, kaçmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Evet bu videomuzda Temmuz ayındaki önemli olayları birlikte konuştuk. Takip eden videolarda ise yükselen burçlara göre alınacak etkileri anlatıyor olacağım. Ee, takip eden videoları bu anlamda seyredebilirsiniz. Hepimize keyifli bir Temmuz ayı olmasını diliyorum. Ağustos ayında görüşmek üzere, hoşçakalın.